Çikolatalı Ramazan pidesi. Allah Allah. Sok içine sok. Karpuz limonataları yutmak üzere. Pembe renkte güllaç mı olur ya? Şirin Baba lokum göndermiş, sağ olsun. Al sana hurmalı pizza. Evde Osmanlı macunu yapmak bu kadar basit işte. Hoş geldiniz ve hoş geldin 11 ayın sultanı. Ah, bugün oruç başa vurunca iftar sonrasında rahat duramadım ve Ramazan lezzetlerine yeni bir soluk getirmenin peşine düştüm. Anlayacağınız Berk Şef sofraları şenlendirecek bomba tariflerle karşınızda. Bu tatlardan daha fazla mahrum kalmanızı istemiyorum. Bir an önce kolları sıvayıp işe koyulmamız lazım. Sen sakin ol bir, onun da canı istedi. O halde hadi başlayalım. Limonatalı karpuz dilimleri. Uzmanlar oruç tutanların günlük su ihtiyaçlarını dengeleyebilmek için iftar ve sahurda karpuz tüketmesini tavsiye ediyor. Tarım Bakanlığından aldığım bilgilere göre de Ramazan ayında karpuz tüketimi ülke bazında 10 katına çıkıyormuş. Maşallah. Serinletici etkisini arttırmak için de limonatayla birleştirmek gerekiyormuş. Nasıl? Karpuzun mu suyunu çıkartıp birleştireceğiz? Yoksa karpuzu yiyip üzerine limonata mı içeceğiz? Ne oluyor yani, ne yapacağız tam olarak? Soru sormak yok. Sadece dediklerimi yap. Sonra teşekkür edersin. Malzemelerimiz güzelinden bir karpuz, özellikle cam şişede limonatalar ve kalem. Oo, şeker bu şeker. Nereden biliyorsun? İçini mi gördün? Yani görmesem de şeker gibi karpuz nasıl seçilir biliyorum. Dostum 3 kriter var. 1. Mutlaka belirgin sarı bir leke bulunmalı. 2. Üzerinde yara izleri gibi çizikler olmalı. Ve 3. Vurduğunuzda araba lastiğine vuruyor gibi dolgun bir ses çıkmalı. Bunların 3'ü de varsa şaşmaz. O karpuz baldır kardeşim. Hadi bu da size kıyağım olsun. Memlekette böyle bir karpuz geldi mi buraya içerken Eren'den? Neyse. Mevzuya geri dönecek olursak. 4 cam şişemiz olduğu için 4 tane kapak boyutunda yuvarlak çiziyoruz. Bıçakla o bölgelere delik açalım. Şişeleri kıvrak hareketlerle deliklere daldır. Sağ salim hallettik vallahi. İmaja gel. Karpuza bak sen. Yaz bombası mübarek. Peki bunu neden mi yapıyoruz? Çünkü karpuz sünger gibi bir yapıya sahip olduğu için bütün limonataları zamanla içine çekerek kendi aromasıyla birleştirecek. Ferahlatıcı soğukluğa ulaşması için buzdolabında limonata şişeleri boşalana kadar bekleyelim bakalım. Bir gün sonra. Pişt. Ne yapıyorsun? Kalk hadi kalk. İşimiz var daha. Limonataları içince bir kilo almışsın sanki. Çek, 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 çek. Göbeğinden bir kesik. Karpuzun kırmızısıyla limonatanın sarısı karışmış. Turuncu bir renk çıkmış ortaya. Şaka mısın? Bu ne? İyice emmiş limonatayı. Hemen bir ısırık. Felaket. Zaten sulu bir meyveydi, bir de limonata akıyor içinden. Felaket. Çikolatalı Ramazan pidesi. Pide kuyruklarında sıra bekleme derdine son. Yeter. Bak. Düşün, fırındakinin birebir aynısı, üstüne üstlük içinde patlamaya hazır akışkan Nutella kreması desem. Evet, dedin bile. Düşündün mü? Düşünemiyorum. Usulüne yakışır şekilde zamanında ustalarımdan edindiğim pastanecilik becerilerimden faydalanın istiyorum. Aklı olan bu tariften şaşmaz. Nokta. Malzemelerimiz Nutella, süt, sıvı yağ, su, un, çörek otu, susam, tuz, yumurta ve kuru maya. Oradan bir kap kap gel. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1, 2, 3 ve 4 su bardağı un. Şimdi herkes bir dışarı çıksın. Artık kollara kuvvet, makine gibi kulak memesi kıvamını alana kadar yoğur. Ey, yoğururken de canımız sıkılmasın. Lokman, ver oğlum müziği. Koy sek içelim. Bu labirent ikimize fazla, yaşıyorum seni ben, sen olmasan da. İki yabancıdan öteye geçemiyorsa, ya kurtar ya öldür de rahatla. Çıkarayım mı şarkıyı? Hı? Bu labirent ikimize fazla, yaşıyorum seni ben, sen olmasan da. Ha, yeterli. Yumuşacık, elime de yapışmıyor. Budur. Stretch filmle kapat. Çok yoruldu sonuçta. 30 dakika dinlensin bir. Şişti. Duba gibi olmuş. Süper. İstediğimiz tam da bu. Fırın tepsisine yağlı kağıdı ser. Kaygan zemini unla. Aç aç aç. Aç üstünü. Biraz hava alsın yavrucak ya. Ayır ikiye. Sen şurada sırrını bekle bakalım. İşte bu katman çikolatamızı taşıyan gemi. Güzelce açalım. Çok büyük de olmasın, küçük de. Geldik en zevkli kısma. Keyfine göre ister bir kaşık, ister bütün kavanozu koy gitsin. Oy babam. Oy babam.
Koy 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 koy. Şimdi şapka takar gibi çatısını yerleştirelim. Hamurları kenarlarından bastır ki ayrılmasınlar. Aman ha, yuvarlak bir çerçeve oluşsun. Sıra geldi tırnaklama tekniğine. Parmakları sıvı yağa bandırıp bandırıp şekil veriyoruz. Bandırıp bandırıp şekil veriyoruz. Nazikçe yumurta sarısını sürüyoruz. Bu adım nar gibi kızarması için şart. Bolca çörek otu, bolca susam. Ben bunu yemem, yanında yatam. Dediğinizi duyar gibiyim. Bekle, bekle, bekle. Önceden ısıttığımız 220 derece fırına 20 dakika boyunca bronzlaşması için bırakıyoruz. Sesi duydum. Çıkar çıkar çıkar. Ben YouTube mutup bırakacağım ya. Fırıncı olacağım. Aradan ufak bir spoiler. Akışkanlığı gördün. Bombayı patlatıyorum. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Konuşamayacağım. Ambulansı arayın, bu gece katliam var. Çıtır çıtır sıcacık, pof pof yumuşacık, daha ne olsun, ne olsun. Şirin baba lokumu. Bu tarifi Şirin baba'dan gittim, gizlice arakladım, değerimi bilin. Bizim dünyaca ünlü Turkish Delight'ımız yok mu? Namı diğer lokum. Heh işte onun görüp görebileceğiniz en egzantrik haline hazır olun. Tadındaki eşsiz aroma dışarıda satılan o hazır lokumları net unutturacak. Orada hemfikiriz. Ama fosforlu mavi renkte olmasına alışmanız biraz zaman alabilir tabii. Lokumcu Şirinler, beni takip edin. Malzemelerimiz yaban mersinli, gazoz ve mısır nişastası. Derin bir tencere kaptık. Hop, patlamaz inşallah. Sakinleşti. 2,5 su bardağı gazozu dök. Üzerine 1 çay bardağı mısır nişastası. Cas. Doğru ocağa. Orta ateşe alıp jölemsi bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam ki. Bak sakın durayım deme. Dibi tutar yakarsın. Azıcık dayancan artık. Yaklaşık 10 dakika sonra durum bu. Şirinlerin renk koduna birebir ulaştık. Baloncukları da görmeye başladığımıza göre kaynama noktasına ulaştık. Artık Şirinler köyüne giriş biletimiz hazır. Mavi şelaleyi borcama akıtınız. Bırak buzdolabında bir saat geçirsin. Dışarı alalım sizi. Usta, tabağı nişastala. Tamam. Arkadaşı fırlatalım. Oyun hamuru gibi ya. Son bir nişasta banyosu. Oldu. Karşınızda Şirinler lokumu. Bu ne? Tadayım. Biz lokum yemiyormuşuz ki ya. Aktı gitti. Aman bunu Gargamel görmesin. Net çalar. 10 numara 10. Çilekli güllaç. Dur dur dur. Arda arda o kadar tatlı olmaz. Bir yemek yiyelim de kendimize gelelim. Daha çilekli güllaç, hurmalı atom waffle ve Osmanlı macunu var. Dengemiz şaşmasın. Nötrlemek lazım. Ne yersin? Hamburger? Pizza? Hı? Hangisi? Vallahi gömeriz güzel bir hamburger. Acaba en hızlı kim getirir? Tabii ki. Trendyol yemek akar. Hamburger, pizza, döner, lahmacun, kebap, çiğ köfte, sokak lezzetleri. Yok yok bak az önce verdim, yola çıkmış bile. Aşağıdaki linkten Trendyol yemeğe girerseniz ilk siparişinize %50 indirim çat diye geliyor. Hele bir de siparişinizi Trendyol cüzdanla öderseniz o sipariş tutarının bir kısmını da geri kazanıyorsunuz. Mis gibi fırsat. Sonra hiç haberimiz yok ya, bize niye söylemiyorsun demeyin. Geldi. Kapı kapı. Bu da benden size bir Ramazan kıyağı olsun. Çilekli güllaç. Güzeller güzeli pembe gül diyoruz biz ona. Önden uyarayım. Güllaç sevmeyeni bile birkaç dakika sonra müptelası edebiliriz. Ya saçmalama, peçete tatlısı ya. Yani güzel de ne bileyim, peçete gibi yani, kuru gibi böyle değişik bir şey ama seviyoruz işte, bu dönemde yiyoruz. Amartıyorsun. Diyenler. Sesinizi duyduk. Makaranın sırası değil. Son sözüm şudur. Orijinaliyle sakın karıştırmayın. Aman dikkat edin de bu versiyonun hastası olmayın. Hadi mutfağa. Malzemelerimiz güllaç yaprakları, çilekli süt, çilek, fıstık tozu ve çekilmiş ceviz. Tenceremiz biraz üşümüş. Top işini ısıtalım. Otur bakayım. 6 tane çilekli sütü pipetle delgeç. Süt havuzunu dolduralım. Kaynayana kadar daireler çizmeye devam. Ortasında volkanik hareketler başlayınca kapat artık altını. Şimdi borcama güllaç yapraklarını boşluk kalmayacak şekilde ser. Çilekli sütle ıslat. Devam devam. İkinci katman. Islat.
Ama bu sefer çekilmiş cevizi serpiyoruz ve malzemeden kaçmadan tazecik çileklerimizi diziyoruz. Bu işlemi aynı şekilde borcamın ağzına gelene kadar devam ettiriyorsun. İki katta bir ceviz serpmeyi ve çilek dizmeyi unutma. Haydi şimdi doğru kutuplara. Ortalama yarım saatlik bir kış uykusu bunun için kâfi. Günaydın güzellik. Ayır bakayım porsiyonlara. Fıstık tozuyla biraz makyaj. 1, 2, 3, 4 ve altın vuruş. Süslü kokana seni. Ya bunu yemeye kıyamaz ki bir insan. Ulan restoranda olsa bu tabak 100 lira. Al, yalan mı? Bak bak bak. Tek çatalda ceviz, çilek taşıyor içinden. Pes. Gram abartıyorsam ne olayım? Ya şunu bir tadar mısın? Aç bakayım ağzını. Aç aç. İnanılmaz değil mi ya? Kafa sallıyor bak. Ben elendim. Siz devam edin. Hurmalı atom waffle. Ramazan aylarının göz bebeği hurma kardeş. Tabii kendisi zamlardan nasibini aldı, o ayrı. Ama var ya, bu keşfettiğim atomun bir lokması için sol böbreğimi satarım arkadaş. Vücut direncini gün boyu maksimum tutan sek enerji deposu resmen. Özellikle sahurda son vuruşu bununla yaptığında seni vat diye direkt iftara ışınlıyor. Arada aklına yemek memek gelmiyor bile. O derece bir doygunluktan bahsediyorum. Canın her çektiğinde şipşak hazırlayabileceğin kılçıksız bir tarif. Vaziyet alın, burası karışabilir. Malzemelerimiz hurma, fıstık ezmesi, bal, nane, Hindistan cevizi tozu ve fındık. Şş, dinle. Bu işin sırrı hurmaları bir gün önceden suda bekletmek. Çünkü bu şekilde eti yumuşayıp davul gibi şişiyor. Bakar mısın? Maşallah kafam kadar olmuşlar ya. Bu 5 hurmadan 2 porsiyon çok rahat çıkar. Ama çekirdekleri dışlayalım. İstemiyoruz onları. İki çatal yardımıyla püre halini yakalayana kadar ez. Ez, 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 ez. Hadi, 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 hadi. Okey sen, ellerimize yapışmadan rahat şekil verebilmek için parmakları bir miktar ıslatalım. Şöyleciğimi top haline getir bakayım. Tamam. Hamburger köftesi yapar gibi. Presle. Bas, 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 bas. Hop, göm Hindistan cevizine. Pıt, pıt, pıt. Döndür. Arkası da bulansın. Oraya da pıt, pıt, pıt. Waffle hamurumuz... Sunum tabağına buyursunlar. Fıstık ezmesini yaydır. Findukları taşırmadan ip gibi diz. Evet, fındık değil. Finduk. Balı şu ara yolda gezintiye çıkaralım. Oy 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 oy. Nane yaprağı. Şat. Bas tokadı. Ki aroması ortaya çıksın. Tam ortada. Yeri hazır. Son dokunuş. Ve welcome to cennet ya. Bak bak, bal dayanamadı. Akıyor aradan. Yakalayın şunu. Dayanamayacağım ya. Alıyorum ben bir kaşık. Allah Allah. Allah Allah. bu naneyi de süs için koymadık. Asıl star bu. Tadını nirvana'ya çıkarıyor. Aman eksik etme. Ben buna kaşık atarım ya. Bir şey diyeyim mi? Bu buluş gastronomi tarihine geçer. O kadar söylüyorum. Ev yapımı Osmanlı macunu. Dışarıdan bakınca gökkuşağı renklerine sahip bir çocuk atıştırmalığı gibi dursa da tarihi ta 500 yıl öncesine dayanan Osmanlılardan bizlere yadigar bu özel şekerin formülünü hayırlısıyla tüm püf noktalarıyla beraber paylaşacağım. 41 çeşit 41 şifa sloganıyla namı nesiller boyunca küçükten büyüğe herkesce yürümüş. Tüketimi yaygınlaştıkça da böyle bir besinin bu kadar faydalı olabileceğine inanmayan doktorlar bilimsel verilerle bu konuyu araştırma ihtiyacı duymuş. Sonucunda da insan vücudundaki her derdin devasının işte bu macun olduğu kanıtlanmış. Wow. Ama maalesef ki günümüzde bu nostaljik sevdaya Ramazan dönemi dışında pek rastlayamıyoruz. Tüh. Sen hiç o güzel canını sıkma. Artık işi eve taşıyoruz. Malzemelerimiz 5 çeşit meyve. Portakal, kivi, çilek, muz, böğürtlen, mesir baharatı, tahta çubuklar, meyveli oraletler, limon, nane yağı ve şeker. Pardon. Bütün meyveleri katı meyve sıkacağından geçirebilir miyiz lütfen? Çok hızlı oldu. Teşekkürler. Orta ateşe attığımız tenceremize 2 bardak şeker, sıktığımız kivinin suyu, 2 damla nane yağı, 1 çay kaşığı sihirli mesir baharatı ve renk vermesi için 1 çay bardağı kivi aromalı oralet. Kaynadığına dair işaretleri görene kadar mix 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 ama baloncuklar görmeye başlayınca stop. 2 dakika daha bırak, o kendi pişsin. Sonra altını kapat. Kıvam almasını beklemek için başka bir kaba aktar. Aynı işlemi portakal, böğürtlen, muz ve çilek için tekrarlayınız. Da.
derya kuzusu bunlar. Şöyle hafif sıvı gözüktüğüne bakmayın, gittikçe yapış yapış bir kıvam almaya başlayacaklar. Bir saatçik sabreden muradına erer. Gökkuşağına gel. Ben dayanamayacağım, tahta çubuğu alıyorum. Sağ baştan sarmaya başlıyorum. Kivi. Çilek. Muz. Portakal. Ve böğürtlen. Son olarak baş kahramanımız Limon Bey'e başvuruyoruz. O da sağ olsun tatlı ekşi, ağız sulandıran dengeli bir tada ulaştırıyor bizi. Of of, sür 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 sür. Canınız çekti değil mi? Sakın üşenmeyin. Yapın şunu. Ya! Ya! Ulan mahvettin bizi be. Hiç kusura bakma, paylaşmasam içim rahat etmezdi. Dedim ki benim midem bayram ediyorsa sevdiklerimin de edecek. Sizin yani. I love you. Deneyenler Instagram'dan bana sonuçları atsın, söz hepsine bakacağım. Bekliyorum bak. O halde veda vakti. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.